Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi ayrılık sebeplerinizin altında yatan gerçekleri size söylüyor olacağım. Şu an bu videoyu açtıysan ya yeni ayrıldın ya uzun zaman oldu ayrılalı ama ayrılık bahanen seni ikna etmedi. Yani bunun altında başka bir şey var diyorsun kendi kendine. Doğru da dostum, bu domuz senden ayrılırken aslında bir şey demiş ama o demek değil. O başka bir şey demek. Şimdi ben sana onu anlatacağım. Artık bu videodan sonra ikna olabileceksiniz bence. Bazı domuzlar senin önüne öyle bir bahane atıyor ki böyle bir şey söyleyeyim. Kendini inandırmış. Camış. Sizin de ona inanmanızı bekliyor ama siz tabii ki çok zeki olduğunuz için çünkü beni izliyorsun. İnanmıyorsunuz, altında başka bir şey arıyorsunuz ki var. Var var. Şimdi şok olacaksın ya. Bu sebeplerin altında gerçekten bu mu yatıyor diyeceksin. Öyle. Öyle. Bu arada bu tarz videoların gelmesini isterseniz tabii ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Tırcıklar. Abone ol tuşundaki zile basıyoruz ki attığımız videolardan anında haberdar olalım ve beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim. Sizler için 8 ayrılık bahaneleri ve altında yatan gerçeklerini hazırladım. Yani 8 maddemiz var şu anda. Bunlardan bir tanesini mutlaka, hatta ben çoğunu bile ya mutlaka birini yaşamışsınızdır öyle söyleyeyim. Mesela fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi birinci bahanemiz, seni sevdim. Sevdim. Ama ben seni hak etmiyorum. Gerizekalı domuz. Madem beni sevdiysen ben sevgi hak ediyorum ya. Sen beni seviyorsan ben nasıl hak etsin? Ne? Nasıl yani? Nasıl? Ben seni hak etmiyorum. Evet sen beni hak etmiyorsun. Çünkü sen domuzsun. Bence de beni hak etmiyor yani. Doğru aslında da altında yatan gerçek çok başka. Altında yatan gerçek ise seni aldatacağımı fark ettim ve kaçıyorum. Çünkü ben seni aldatacağım. Ben seni sevmiyorum ki. Ben seni hak etmiyorum demek benim gözüm dışarıda. Oo fıldır fıldır. Herkes de böyle aldattı aldatacağım seni. O yüzden hiç uzatmaya gerek yok. Yani aldattı olmasın adım ama ayrıldı olsun yani. Bununla da idare edeceğiz gari. Evet şimdi ikinci maddemiz bu. Bence herkesin başına gelmiş. Net. Biraz ara vermek istiyorum. Neyin arası? Time out. Film mi bu? Ne? Dizi mi? Ne? İşte bunun da anlamı. Şu an biri var. Birini keşfettim. Çok güzel. Tam ağzıma layık. Bilmek. Ben bir onu deneyeyim. Olmazsa gelirim sana. Ama onu bir denemem lazım. Hani ara veriyorum. Gelebilirim sana olmazsa. Ama olursa da yani sana diyeceğim ki olmuyor. Ben ara verdim düşündüm yapamıyorum diyeceğim. Sen kimsin? Ara vermek istiyorum. Sana şöyle bir geçirtirim yumruğu. Ara mı verirsin? Time out mu? Artık yüzün yamulur. Valla. Ara vermek istiyorum. Sen kimsin ya? Bir tarafımın kenarı. Defol lan. Defol. Yürü. Hadi. Naş. Kile. Üçüncü bahanemiz ise benim ilişkilerden beklentim çok farklı. Biz olmuyoruz. Ben sevgi değil, cinsellik istiyorum. Açım ben, aç. Cinselliğe aç bir domuzum. Demek oluyor. Benim ilişkiden gelmeyin gelmem ne? Amuda mı kalkacaksın ilişki boyunca? Böyle amuda mı kalkacaksın? Ne bekliyorsun? Allah aşkına. Bana biraz açıklasana. Açıklayamazsın. Abi kafaya mı? İlişki işte. İlişki. Yaşarsın. Her şey birlikte karar verirsin. Birlikte yaşarsın. Birlikte planlarsın. Ne? İlişkiden farklı... Ne? Farkındayım. Senin domuzun tek olduğunu ben farkındayım. Ama işte ne yapsın? İnsan inanmak istiyor, güvenmek istiyor. Ama olmayınca da olmuyor. O yüzden böylelerinden uzak dur. Kaç. Naş. Dördüncü maddemiz ise ben seni sevmeyi denedim. Ama yapamadım. Sevemedim seni. Gerizekalı bak. Bir kere bu başlı başınca bir bahane. Neden? Çünkü bir insan eğer ilişki yolunda ilerliyorsa bir kişiyle konuşmaya, flörtleşmekten bahsetmiyorum. Eğer sevgili yoluna girdiysen o kişiyle muhtemelen bir şeyler hissetmişsin ki. Yani bir elektrik almışsın ki başlamışsın. Elektrik çarpmış yani anladın mı? Hani ilişkinin sonlarına doğru ben seni sevemiyorum ne? Gerizekalı ne?
İşte bunun altında yatan bahane ne biliyor musunuz? Ben seni çok farklı biri sandım. Sen baya baya ilişki düşünüyorsun ama ben böyle lay lay lon bir şeyler düşünmüştüm. Olmaz bacım olmaz. Ya ben ciddi bir şey düşünmüyorum. Lay lay lon olacaksan gel. Ha canım ha bekle. Bekle. Sen beklemede bir kal. Öyle bir kal. Ama biz size geri dönüş yaparız. Kesin yaparız. Bekle. Bekle. Beşinci bahanemiz ise ben uzak mesafe ilişkisi yapamıyorum. Olmuyor. Göz görmeyince gönül katlanır. Ya ben seni nereden göreceğim? Hadi canım, hadi canım, uğraştırma. İşte altında yatan bahane de tam olarak bu. Ya uzak mesafe ilişkisi yürütemiyorsan eğer yürütemiyorsan hiç başlama. Çünkü uzaksın belli. Anladın mı? Belki sen böyle bir domuzsun. Böyle bir domuzluk yapacağını da biliyordun. Ama belki karşıdaki insan çok sadık. Wow hani mükemmel senden gözü başkasını görmeyecek bir insan. Ki ben buna inanmıyorum. Mesafeler aşka engel olamaz. Eğer sen birini seviyorsan, eğer gerçekten kalbinde bir tek o varsa ve aklında tabii ki. Mesafeler hiçbir zaman aşka engel olamaz. O yüzden bu bahaneyi al. Altıncı bahanemiz ise sen çok değiştin. Ben bu şekilde yürütemem. Bu da şey demek oluyor. Benim yaptığım domuzlukları artık anlamaya başladın. Salağı yapmıyorsun. Sen çok zekisin. Beni çözdün. Bu tam olarak bu anlama geliyor ya. Biri eğer sana çok değiştin diyorsa anla ki seni eskisi gibi kullanamıyordur. Yani işine gelmiyordur anlayacağın. O yüzden hadi canım. Ben sana kapıyı açtım. Çık. Sik. Hayatımdan defolup çık. Git. Hadi az önce bir küfür ettim. Ağzımı bozmayayım ya. Ben çok tatlış bir kızdım. 7. maddemiz ise bu yine herkesin başına gelen şeylerden, bahanelerden bir tanesi. Ben aşık olmaktan ve üzülmekten korkuyorum. Allah aşkına bu ne? Sanki hayatı boyunca yaptığı her şeyin garantisini vermişler bu arkadaşa. Sadece bu anlamda demişler ki artık yani sen bilirsin ya. Üzüle de bilirsin, üzülmeye de bilirsin ama ihtimal. Hepsi bir ihtimal. Bizim hayatımız zaten bundan ibaret. Hani bir şey başlarken, bir şey yapmaya karar verirken hani bize gökten vahiy inip evet bu doğru. Bunu yaparsan üzülmezsin ya da bunu yaparsan çok mutlu olursun demiyor kimse. Anladın mı? Üzülmekten gerizekalı. Böyle bir bahane nedir ya? Bu bahane değil. Üzülmekten aşık olmaktan şöyle bir geçireceğim. Hayatta hiçbir şeyin garantisini veremez ki kimse. Ya bir insan aşık olmak istemez. Anladın mı? Olur. Kendiliğinden olur bu zaten. İstemezsin. Hadi kalbim aşık ol. Heh. Dur vazgeç. Sevmekten vazgeç. Çok domuzmuş bu, vazgeç. Keşke öyle bir şey olsa. Her şeye böyle biz karar verebilsek. Ya da yönetebilsek, her şeyin bir garantisi olsa ama yok. Öyle bir şeyin garantisi yok. Bunun anlamı ise benim popom sevmeyi yemedi. Yemez. Ben aşk yaşayacak adam değilim ya. Anlamı tam olarak. Çünkü hiçbirinin yemez. Ya da önceki ilişkisinde aldatılmış veya çok üzülmüş de olabilir bu arkadaş. Haberiniz ola. 8. bahanemiz ise ayrılalım. Ben hiç kimseyi istemiyorum hayatımda. Bu tiplerin genellikle en geç bir haftada ilişkisi de mutlaka olur. Yani şey der, ben ilişki hazır değilim. Yok abi olmuyor. Bir hafta sonra sevgilisi var. Öyle ayrılırsan değil mi? Bir hafta sonra sevgilisi var. Bunun anlamı şey. Şu an kafam öyle karışık ki. Öyle karışık ki. Kendimi sana her anlamda veremiyorum. Ve genellikle hiç kimseyi istemiyorumdaki hiç kimse siz oluyorsunuz. Üzülerek söylüyorum. Evet dostum, bu tarantula, camış ve domuzların bahanelerinin altında yatan gerçekler tam olarak bunlar. Haberiniz olsun. Sakın bu bahanelere inanmayın. Sakın. Biz bunları yemeyiz. Senin beynin yok diye benimkini de yok sayma. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Tabii ki bunlara inanacağınızı düşünmüyorum ama ben yine de belki akıl karışıklığına
kurban gidersiniz diye sizlere çekmek istedim bu videoyu. Umarım videoyu sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Dileyin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.